Selamünaleyküm benim canım takipçilerim. Emine'nin Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlere de sorarsanız bizlere de çok iyiyiz elhamdülillah. Bugün ne yapıyorum? Elmalı pastane kurabiyesi yapacağım. Sizlere de tarif vermek istedim. Belki yapmak istersiniz diye. Şöyle bolca elma getirdim. Bakalım yaptığım kadar yapacağım. Geri kalanı kalacak. Normalde büyük büyük 3 ya da 4 tane elma yeterli oluyor aslında. Şöyle kabuklarını soyacağım, rendeleyeceğim, iç harcını pişireceğim ki biraz erken pişireceğim yani soğusun. Çünkü sıcakken koyduğumuz zaman hamurun içine şey olur, cıvıltır hamuru. Şöyle bir taraftan soyalım, bir taraftan rendeleyelim. Sizler nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi, her zamanki gibi yani evdeyiz. Ay Yusuf nasıl boğuktun? Bugün de sizlere bir tarif videosu çekmek istedim. Şöyle. Ocağımın altını açayım. Bir taraftan da pişsin. Çünkü saat bayağı geç oldu. İçine ne koyacağım bunun? Elma koyacağım. Elmalar suyunu çekene kadar pişecek. Ondan sonra 3 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 tatlı kaşığı tarçın. Ceviziniz varsa ceviz koyarsanız çok iyi olur. Şu an evimde yok. Ben de almaya gitmedim. Ben de cevizsiz yapacağım bu seferlik. Ne koyuyorduk bir de? Tarçını istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Sevdiğiniz kadarıyla. Ben bir tatlı kaşığı koyacağım. Yeterli geliyor. Sonra kokusu fazla olduğu zaman tadını da değiştirebiliyor. Elmalarımı rendeleyeyim. Çok fazla elmam var arkadaşlar. Köyden gelen elmalar. Bitiremedik bir türlü. Aklıma da bir şey gelmiyor. Ben de bugün kurabiye yapacağım. Bazı takipçilerim yazmış. Elmalı kurabiyenin yanına ya da elmalı tartın iç harcını yap. Uzağa at. Oradan çıkar çıkar kullan diye. Öyle bir şey yapacağım. Bir gün toplu bir şekilde. Çünkü gerçekten elmalar çürüyecek. Ziyanı olmasın. Ben de öyle bir şey yapmaya karar verdim. Ama bugün yapmayacağım. Bugün çünkü saat bayağı geç oldu. Geç uyanmışım yine. Bayağı uyumuşum. O yüzden de işlerim yetişmedi. Bugünlük sadece ihtiyacım kadar yapacağım. Sonra da daha fazlasını yapıp dondurucuya buzluğa atarım. Altını kısayım da hepsi aynı anda aynı kıvamda pişsin. Şöyle. Bugün bakalım yetiştirebilirsek inşallah güzel olacak diye düşünüyorum. Tamam daha hamur yapmıyorum kendim. Daha hamur için biraz vakit var bence. Hamur için daha var bebeğim. Hamur için de margarini akşamdan buzdolabından çıkartmıştım. Tereyağı ya da margarin kullanıyoruz. Tereyağı olmadığı için ben margarin kullanacağım. Zaten tereyağını fazla bir şeyde kullanmıyorum. Onun tereyağının kokusu beni rahatsız ediyor. Ne arıyorsun aşkım? Margariniz mutlaka oda sıcaklığında olmalı arkadaşlar. Yoksa hamur yoğururken hamurun kıvamını ayarlayamazsınız. Şöyle elmalarımı attım. Biraz daha rendeleyeceğim. 2-3 tane elma kadar, 2 elma kadar daha yapsam yeterli. Hı? Anlamıyorum anneciğim. Beni sesli söyleyebilirsin. Şöyle 2 elma kadar daha rendeleyelim. Yeterli gelir arkadaşlar bence. Canlarım şöyle karıştırayım önce de. Elmalı kurabiye için iç harcımızın elmas şöyle suyunu çekene kadar pişirdim. Hemen suyunu çekiyor zaten uzun sürmüyor. Birazcık da sulu daha biraz da tarçınıyla şekeriyle pişsin diye. Şey yaptım. Böyle birazcık hafiften rengi değişiyor. Gördüğünüz gibi. İçine ben bir tatlı kaşığına yakın tarçın atacağım. Damak zevkinize göre onu ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla atın. İsterseniz daha az.
ve tarçın ayrı bir koku ve tat veriyor. Vallahi bayılıyorum bu kokuya. 3 yemek kaşığı da pudra şekeri atacağım. 2 3. Elmanız tatsızsa arkadaşlar biraz daha pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Elmanızın tadına göre onu da ayarlarsınız yine. Elman harç az gibi görünüyor ama tava biraz büyük bence. Bu tam yeterli gelecek, zaten içine çok çok da koyamıyoruz. Şöyle. Ceviziniz varsa söylediğim gibi bir çay bardağı kadar da ceviz eklerseniz çok daha güzel olur. Arkadaşlar elmalı kurabiyemizin içi soğuyor. Biz de o arada dışını hazırlayalım. Şöyle 250 gram margarin, tereyağı da olabilir. Bir tane yumurta, iki tane de 2 yemek kaşığı da yoğurt koydum. Biraz sıcak oldu burası, ter bastı. O yüzden konuşamadım arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle yarım çay bardağı da içine süt ekleyeceğim. Bununla birlikte böyle krema gibi olana kadar yoğuracağım arkadaşlar. Margarini bayağı yumuşak olması lazım. Eğer yumuşak olmazsa, direkt buzdolabından çıkmış bir şekilde yapılırsa arkadaşlar hamurun kıvamını tutturamazsınız. Her gün vlog çekiyorduk. Bugün de dedim hadi bir tarif videosu çekelim. İnşallah güzel olur ve beğenirsiniz. Faydalı olur sizler için de. Şöyle yoğurulurken videoya çekmekten hiç hoşlanmıyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle hamur biraz toparlansın. Diğer malzemelerini koyarken tekrardan çekeyim sizler için. Şöyle hamurumuz biraz yumuşayana kadar karıştırdım arkadaşlar. Şimdi içine 1 su bardağı nişasta koyacağım. Buğday nişastası. Şöyle bir taraftan dökelim. Şunun içindeki 1 su bardağı ancak olacak zaten. Şöyle 1 su bardağı buğday nişastası. Şunu şuraya alalım. 1 su bardağı pudra şekeri. Normal şeker varsa ondan da koyabilirsiniz eğer pudra şekeriniz yoksa. Şöyle 1 su bardağı tam olacak şekilde koydum. Hatta içinde ancak olan bu da 1 su bardağı çıktı zaten. Bir tane vanilya koyacağım. Bir paket kabartma tozu. Bunu da böylelikle bir yoğuracağım arkadaşlar. İçine de yaklaşık 4,5 su bardağı, 4 su bardağı kadar un koyacağım ama bunu çeyle koyarsanız daha iyi olur, el yapmak isterseniz. Ölçülü. Çünkü her ölçü birbirine tutmaz. Canlarım şöyle hamur yoğurmayı bitirdim. Hamur kıvamını göstereceğim. İçinde yoğurt olduğu için şöyle çok güzel bir kıvam oldu. Yoğurdu mutlaka koyun içine. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezeler aldım. Şöyle iç harcımda soğudu. Artık yapmaya başladım. Hatta şuraya bir tane yaptım, koydum. Şimdi bir de sizlerin yanında yapacağım. Şöyle görünür bir tarafta yapayım. Merdaneni açarsanız daha iyi olur. Ve şöyle elimle açayım dedim hızlıca. Yusufçum da bana yardım ediyor. O da orada şekil çıkarıyor. Bugün anayla oğlan girdik mutfağa. Bakalım ne yapacağız. Bismillah dedik. Şöyle kesikler atıyor arkadaşlar. Umarım görünüyordur. Evet görünüyor kameramda. Şöyle şurasına elmalı harcımdan koyuyorum. Elmalı harç mükemmel kokuyor. İçindeki tarçından dolayı. Şöyle.
yere fazla yapıştırmışız. Şöyle. Şöyle yapıyoruz. Şimdi bunu tavaya şeye koyunca şöyle düzelteceğiz. Tavaya demişim. Tepsiye. Şöyle. İki tane yaptık. O zaman tepsimizi bitirelim. Daha sonra görüşelim. Canlarım şöyle bir tepsiyi yaptım. Daha şöyle bayağı bir hamur çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu fırına vereceğim. 170 derecede bir yarım saat kadar pişer galiba. Üstü pembeleşinceye kadar çok da kızartmayacağım. Üstüne de hiçbir şey sürmüyorum. Böylece fırına vereceğim. Daha elmalı harcımla iç harcım var. Bu tepsi fırından çıktıktan sonra tekrardan bir kere daha şey yapacağım. Belki bu tepsiye koyarım. Belki başka tepsi için yaparım diye düşünüyorum. Bayağı yoruldum. O zaman geri kalan kurabiyelerimi yapmaya devam edeyim. Canlarım kurabiyelerim şöyle pişti. Şöyle çok da büyük değiller. Şu an kocaman kocaman görünüyor ama normal boyuttalar. Şöyle çok güzel oldu. Şu an çok sıcak. Çok kolay, pratik bir tarif. Evinizde elmanız varsa kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim.